Geziniyor'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizin için Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk defa üretilen, Türkiye'de bir ilk olacak bir ürünün tanıtımını yapıyoruz. Tekrar merhaba. Türkiye'de bir ilki tanıtıyorum dedim. Peki bu tanıttığım ilk nedir arkadaşlar? Hemen o konuya geleyim. Bu nedir? Gördüğünüz üzere gayet basit, standart bir bisiklet forması. Standart kışlık bir bisiklet forması. Şöyle önünü, arkasını gördüğünüzde herhangi bir özelliği olmayan, daha doğrusu özelliği yokmuş gibi görünen bir standart bisikletçi forması. Peki arkadaşlar bu ürün özellik olarak diğerlerinden ayıran, bu ürünü ön plana çıkaran ne? Arkadaşlar bu ürün Türkiye'de bir ilk. Belki de dünyada bir ilk. Dünyada bir ilk neden diyorum? Çünkü ben bunun internette araştırmalarını yaptığımda genelde kendin yap şeklinde LED ışıklı, tekrarlıyorum LED ışıklı bisiklet forması yapmışlar. Ama Türkiye'de sonra tekstil bunu seri üretime geçirmiş. Şimdi birazdan formayı ayrıntılı şekilde size anlatacağım. Hatta görüntülerde benle birlikte üzerime giyip ışıklarının nasıl yandığını hep birlikte göreceğiz. Gerçekten benim inanılmaz hoşuma gitti. Sağ olsun Sora Tekstil'in sahibi Giray Bey de kanalıma özel bir tasarım yaparak bunu göndermiş. Hemen ben size önce şu formanın bir özelliklerinden bahsedelim önce. Tamam ledli olabilir, şeyli olabilir ama kumaş, yani sonuçta biz bunu bisiklet binerken üzerimizde giyeceğiz ve bizi rahatsız etmemesi gerekiyor. O yüzden size formadan hafifçe diyorum, birazcık bahsedeyim. Forma dry fit dediğimiz içi şardonlu, yani polar kaplı termal bir kumaşa sahip. Kışın sıcak tutuyor. Yazın tabii bunu giymiyorsunuz. Yazın bunun termal, yine sadece dry fit özellikleri var. Bu formanın diğerlerinden bir farkı var. LED'in haricinde benim dikkatimi çeken başka özellikleri de oldu. Normalde bisikletçi formalarında kolda çok fazla cep olmuyor. Bunda kolda cep var arkadaşlar. Bu da bizim bisiklet binerken özellikle ben çok ihtiyaç duyuyorum. Fazla cebim olsun. İşte bir yere anahtarı koyuyorum, bir yere arabamın anahtarını koyuyorum, bir yere paramı koyuyorum. Bir yere ıvırımı zıvırımı ilacım varsa ilacımı alıp koyuyorum falan filan. O yüzden bu formada diğerlerine ekstra olarak şöyle bir kol cebi yapmışlar arkadaşlar ki bu da önemli bir ayrıntı. Onun haricinde ne var? Benim en çok dikkatimi çeken forma, ben Giray Bey ile konuştuğumda işte forma yaptığını biliyordum ama formanın çok kaliteli, ne kadar daha doğrusu kalitesi hakkında bir fikrim yoktu. Fakat bizim bisiklet forumunda kendisine yaptıran, forma yaptıran gruplar var. Hepsi memnun kalmışlardı. Açıkçası ben de merak ediyorum. Hakikaten çok kaliteli. Bir kere en altında, şöyle bisikletle özellikle yol bisikletçileri için söylüyorum. Arka taraftan şöyle hafiften formamız genelde sıyrılabiliyor. Hafiften çatalı gösterebiliyoruz. İşte bu formada o çatal pozisyonunu düşürmeyi engelleyecek kaydırmaz bir bant çekilmiş. Onun haricinde hemen şöyle arkasını çevirdiğimde arkadaşlar, formada biliyorsunuz klasik bisikletçi cebi oluyor bisiklet formalarının arkasında. Burada ne var? Ekstradan reflektörlü, ekstra ufak bir cep daha yapılmış. Bu cep de yine bizim acil ihtiyaçlarımızı veya paramızı koyabileceğimiz ince bir ayrıntı olmuş. Bunun haricinde gelelim şimdi bisiklet formamızla ilgili en önemli özelliğe. Şimdi ben bir sonraki geçiş görüntüsünde bunu üstüme giyiyorum. Ve siz de bu bisiklet formasını şu anda görüyorsunuz, hiçbir özelliği yok gibi duruyor muhtemelen kamerada. LED ışıkları neredeymiş, ne işe yarıyormuş, hep birlikte bunu görüyoruz. Evet, formayı giydim üstüme arkadaşlar. İşte görüyorsunuz burada. Sora Tekstil amblem var. Ben hemen konuma döneyim. Konuma dönecek olursam, şuradaki fermuarlardan bahsetmiştim. Evet, gerçekten şu pozisyondayken bu fermuarlı bölmeler bisiklet sürüşünüzü engellemeden veya keza şuradaki reflektörlü olan fermuarlı bölüm, şu şekilde sürdüğümüzü varsayarsak ulaşması kolay, kullanışlı cepler. Bunlar da birçok bisiklet formasında yok. Gelelim LED olayına. Şimdi şöyle arkamı döndüğümde siz şu anda görmüyorsunuz ama geziniyor ambleminin olduğu yerde 2 adet şöyle sağ ve sol olmak üzere üçgen şeklinde 2 adet LED lamba bulunuyor. Bunların nereden güç alıyor? Forma ile birlikte bize şöyle bir batarya geliyor ve şarj ünitesi geliyor. Bu şarj ünitesini normal telefonunuza takarak mikro USB girişli bir ucuda bataryaya uygun yapılmış.
Bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. 2 saatlik aşağı yukarı bir şarjla da 4-5 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Burada önemli bir ayrıntı var. Şimdi aramızdan arkadaşlar diyebilir ki ben bunu gerek yok buna. Ben bunu power bank'le de çalıştırırım. Evet, power bank'le de çalıştırabilirsiniz ama orada çok önemli bir ayrıntı var. 3.7 voltluk power bank'le çalıştırabilirsiniz. Yoksa LED devrelere zarar verirsiniz arkadaşlar. Gelelim kontrolüne. Kontrolleri nereden bu lambaların? Şurada 2 tane yakanın içine gizlenmiş. Belki bilmiyorum, sesi geliyordur çıt çıt diye. 2 adet buton var. Bu butonlarla ledleri sağ ve sol olmak üzere led lambalarımızı sürüş esnasında kontrol ediyoruz. Hadi şimdi gelin birlikte led lambalarımız nasıl yanıyormuş bir de buna bakalım. Ondan sonra değişik bir test daha yapacağız. Formamızın ışıklarını karanlıkta test ettik. Peki şimdi gelelim en önemli konuya. Biz şimdi bisikletçiler olarak sürekli forma üstümüzde giderken doğal olarak yaptığımız sporun bir gereği olarak sürekli terliyoruz. İyi, hoş. Bu forma da üzerinde gayet ledler ışık duruyor. Gece ışıkta bizi koruyor. Sinyal vermemize yarıyor. Birçok şeyden kurtarıyor. Peki acaba biz bu formayı yıkasak ne olur? Acaba bu forma yıkanabilir mi? Şimdi bir de onu test edelim bakalım. Üzerinde bildiğiniz kabloları da duruyor. Aynen bu şekilde çamaşır makinesine atacağız bunu. Ben şimdi kısa bir 15 dakikada bu formayı bayağı 800 devirde sıktırarak bir güzel yıkayacağım. Ve bakalım ondan sonra ne olacak. Son test olarak ne yaptık? Gördüğünüz gibi çamaşır makinesinde bayağı böyle foşur foşur bir güzel yıkadık. Şu anda burası zaten mis gibi çamaşır deterjanı kokuyor. Şimdi bakalım. Bu arada çamaşır makinesinde kaç derecede? 30 derecede yıkadık. 800 devirde sıktırdık. Bakalım şimdi ne olacak? Işıklarımız çalışacak mı? Tabii öncesinde şu jakı ıslaklıklara daha sonra pas yapmasına karşı şöyle bir peçeteyle nemin alıyorum. Şu anda ışıklar burada. Vallahi gerçekten ben de merak ediyorum. Vallahi helal olsun. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Gayet şu anda ıslak ayrıca da bu forma. Gayet iyi, sağlıklı şekilde çalışıyor. Yani buradan ne anladık? Bu formalar çamaşır makinesinde de kesinlikle yıkanabiliyor. Hiçbir şekilde deformasyona uğramıyor ve herhangi bir problem çıkartmıyor. Peki arkadaşlar, şimdi gelelim bu formanın fiyatlarına, nereden bulabileceğinizi. Bu formaların, bu kışlık olan versiyonları 120 lira fiyatları var. Bunların kısa kollu yazlık olanları var. Bunlar 100 lira. Hemen aşağıya geliyor. Sonra tekstil.com. Bu siteden ulaşabiliyorsunuz. Tasarımına gelince biliyorsunuz benimki özel bir tasarım oldu ama siz de kendi grubunuzun veya kulübünüzün veya kendi istediğiniz tasarımı sonra tekstil.com'a girerek orada 3 boyutlu tasarım oluşturucusuyla yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ürün gerçekten kaliteli ve Türkiye'de ilk güvenlik açısından yüksek güvenliğe sahip sırtındaki ışıklar ve sinyaller sayesinde çok ilginç bir ürün olmuş. Daha sonra yine önümüzdeki haftalarda değişik ürünlerle karşınıza geleceğim. Benden şimdilik bu kadar. Aşağıya mutlaka yorum yazın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.